Türkiye'nin ilk astronotu Alper Geseravcı Uluslararası Uzay İstasyonu'nda 13 deneye imza atmıştı. Bunlardan biri de mikroalglerle ilgili uzman deneyiydi. Boğaziçi Üniversitesi, TÜBİTAK ve İstanbul Medeniyet Üniversitesi bünyesinde tasarlanan deneyde bilim insanları mikroalglerin yerçekimsiz ortamda oksijen üretim kabiliyetlerini ölçtü. Biz yalnız bunda yosunları biraz daha zorlamak için ve daha önce yapılmamış bir çalışmayı ortaya koyabilmek için TÜBİTAK MAM'daki araştırmacılarımızın geliştirdiği bir karbondioksit zenginleştirme ünitesi ekledik. Uzman deneyi olumlu sonuçlar verdi. Mikroalglerin yerçekimsiz ortamda kapalı ortamlara göre 3 ila 5 kat daha fazla karbondioksiti oksijene dönüştürebildiği kanıtlandı. Kapalı ortamlarda insanların solumasıyla beraber karbondioksit seviyesi oldukça artıyor. Biz yaklaşık milyonda 500 birim gibi bulunan karbondioksit seviyesini daha da artırarak milyonda 2500 birime kadar çıkardık. Elde ettiğimiz verilerde karbondioksit seviyelerinin yaklaşık 3'te 1 seviyelerine kadar azalttığımızı gözlemleyebildik. Oksijene çevirme performansının aslında çok iyi olduğunu söyleyebiliriz. Uzman deneyinde elde edilen veriler özellikle astronotların uzay ortamındaki oksijen ve gıda ihtiyaçlarını karşılayabilmesi açısından kritik önem arz ediyor. Yosunların kendi kendine büyüyebilen, yenilenebilir sistemler olmaları yaşam destek ünitesi olarak önemli bir kazanç. Uzman deneyiyle beraber aslında bunu kanıtlamış olduk. Hava iyileştirmede yosunlarımızı kullanabileceğiz. Deney için ikisi kutuplarda saklanan, biri ise hem tatlı hem de tuzlu suda yaşayabilen 3 mikroalg türü Alper Geseravcı'yla uzaya gönderilmişti.